yaşa. Kim buna karşı çıkar, yanlış yapar. Ayrımcılık yapmadan, hiç kimseyi susturmadan yaşamak hayata anlam katar. Ayrımcılık yapmadan, hiç kimseyi susturmadan yaşamak hayata anlam katar. İnsan Hakları Şimdi programından bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Anne, kardeş, evlat ya da eş, çalışan, üreten, fedakar. Ancak cinsiyetinden dolayı hala ezilen, hala sömürülen, hala haksızlığa uğrayan biz kadınlar. Oysa Mustafa Kemal Atatürk, insan topluluğu bir ulus, erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Olabilir mi ki bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini göz ardı edelim de kitlenin tamamı ilerlemiş olabilsin? Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin, diyor. Ertelenemez, devredilemez, vazgeçilemez haklarımızın ele alındığı programda bu hafta konumuz kadın hakları. Kadınlarımızın hayat şartları istenilen seviyeye ulaştı mı? Kadınlar aile, okul, iş hayatında ve ülke yönetiminde ne kadar söz sahibi? Kadın erkek fırsat eşitliği bir hayal mi? Neden hala kadına pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor? Kadına dair veriler çağdaş Türkiye'ye yakışıyor mu? TRT Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ortak yapımı olarak hazırladığımız programımızda kadın haklarını konuşurken bu sorulara cevap arayacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi stüdyo konuklarımızı tanıyalım istiyoruz. Serpil Sancar, 1959 Ankara doğumlu. Akademik çalışmalarını siyaset bilimi üzerine gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serpil Sancar, Türkiye'de cinsiyet eşitliği politikaları, küresel sosyal hareketler, Türk modernleşmesinin cinsiyeti ve Türk siyasetinin sosyolojisi üzerine dersler veriyor. Bu alanlarda pek çok yayını bulunan Sancar, 2000 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürüyor. Meltem Ağduk, 1968 İzmir doğumlu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisans çalışmasını iletişim alanında tamamladı. Doktora çalışmasına devam etmekte olan Meltem Ağduk, 1988 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği, kalkınma ve kadın konularında eğitimci, savunucu, proje ve program koordinatörü olarak çeşitli çalışmalarda bulundu. Halen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda toplumsal cinsiyet programları koordinatörü olarak görev yapıyor. Evet, Serpil Hanım, Meltem Hanım bir kez daha hoş geldiniz. Sohbetimize başlamadan önce biz geleneksel olarak hafta boyunca internette ve Facebook'ta yayınlamış olduğumuz spotumuzu yayınlıyoruz. Ondan sonra sohbete geçiyoruz. Dilerseniz birlikte izleyelim, sonra konuşalım. Tekrar stüdyomuzdayız. Serpil Hanım, aslına bakarsanız tabii 20. yüzyılda hala temel insan haklarının ötesinde kadın haklarını konuşuyor olmak
biz kadınlara en azından acı veriyor ama. Bu temel insan haklarından ortak bir paylaşım olmuş olsa ve bir takım farklılıklar yaşanmamış olsa belki bugün kadını ayrı bir statüde ele almayacağız, ayrı bir konumda değerlendirmeyeceğiz. Neden aynı şekilde faydalanamıyoruz biz insan haklarından, temel insan haklarından? Burada kadını erkekten ayıran şey ne kökende? Aslında hani modern toplumların gelişimine baktığımızda insan hakları kavramının da gelişimini orada görüyoruz ve insan hakları kavramı sıradan vatandaşı devlete karşı koruyan, devletin yaptırımlarına karşı koruyan bir politik kavram. Kadınlar oysa hani kendi yaşamlarını devletle bir ilişki içinde değil, evlilik kurumu içinde kocayla, akrabalarla, yakın sosyal çevrede geçiriyorlar. Dolayısıyla kadınların yaşam alanındaki sorunları, insan hakları kavramı uzunca bir süre hiçbir şekilde kavramadı ve ciddi bir körlük vardı insan hakları kavramında. Ta ki 1990'lardan sonra kadın insan hakları kavramı bu konuda gelişmeye başladı ve kadınları da içine alan bir insan hakları ihlalleri tanımları yapılmaya başlandı. Süreci bugün artık yavaş yavaş kadınların yaşam deneyimlerinden de bir sorun tanımı ve çözümler üretmeye çalışıyor diyebiliriz. Aslında biraz tabii bazı kadının sizin de belirttiğiniz gibi kendine biçilen rollerde sessiz bir kabulleniş içerisinde olmasının da bunda büyük bir etken olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle iş hayatını bir tarafa bırakalım, onları konuşacağız ama ev yaşamı içerisinde bugün artık dışarıda da çalışan, işte aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan, dışarıda kendi kariyeri açısından bir takım zorluklarla mücadele eden kadın eve girdiği andan itibaren yine o klasik rolüne bürünmüş oluyor. Tabii kendi toplumumuzdan yola çıkarak bunları söylüyorum. İşte ev kadınıdır eve girdiği andan itibaren. Çamaşırı, ütüsü, bulaşığı her şeyi ona aittir, ait olmak zorundadır. Ve bunda eğitimle paralel olmayan bir kabullenilmişlik var. Aslında sanıyorum en temelde bizim bunu halletmememizden kaynaklanan bir takım sıkıntılar da yaşıyoruz, öyle değil mi? Şöyle diyelim, kabullenmekten çok çözümsüzlük diyelim. Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada kadın nüfusun çok önemli bir kısmı sadece evde çalışıyor. Ücretsiz ev içi emeği dediğimiz. Ev kadını yani. Türkiye'de de yaklaşık 17-18 milyon kadın, yetişkin kadın nüfusun ne okuduğunu ne de çalıştığını görmüyoruz. Evde oturuyorlar. Yani 17-18 milyon kadın. Demek ki yani çalışan hem dışarısı hem içerisi pratiğini yaşayan kadın sayısı hem az. Ayrıca ev kadınlığı, kadın olmanın modern toplumlarda en yaygın ve en egemen hali. Dolayısıyla biz kadın sorununu ev kadınlarının sorunlarından başlayarak düşünmeliyiz. Yani ev kadınının yaşam güvencesi nedir? Ev kadınının sosyal sigortası nedir? Ev kadının ona bakış açısı hakları nedir? Bir kere her şeyden önce yani o her türlü yükü kaldırabilecek evet, bir içinde ve dışında olmak evet, gibi bir ikilem nedir? Yani bütün bunlar kadın hakları tartışmalarının çerçevesini oluşturuyor zaten. Buyurun. Bir küçücük bir şey, bir ek. Aslında Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2006 yılında bir zaman kullanımı anketi var. Bu zaman kullanımı anketinin örnek vermeyi ben çok seviyorum. Çok, çünkü bu sorduğunuz soruya da net bir hani cevaptır bu. Şöyle diyor, hane halkı ve ev bakımına harcanan zamana bakmışlar. Kadın ve erkek olarak. Bir genel olarak kadınlar arasında ve erkekler arasında kadınlar hane halkı ve ev bakımına 5 saat 17 dakika harcıyorlar günde. Erkekler 51 dakika harcıyorlar. Güzel. Bunu çalışan kadın erkek nüfusuna döndürdüğümüz zaman çalışan kadınlar 4 saat 3 dakika, bayağı çalışan erkekler de 43 dakika harcıyor. Onlarda da düşme var ama. Evet. Evet, bu tabii ortaya net olarak sorunun evet, konması açısından hakikaten önemli rakamlar. Şimdi peki o zaman dünya geneline bir bakalım. Siz Birleşmiş Milletler'in bir mensubu olarak da
programımızda konuksunuz şu anda. Dünya genelinde kadınların söz sahibi oldukları ülkelere baktığımızda ve olmadıkları ülkelere baktığımızda Türkiye'yi nereye oturtuyoruz? Aslında hoş bir tablo çıkmayacak biliyorum bu sorunun sonucunda ama yine de bunları konuşmak için buradayız. Ne yazık ki hoş bir tablo çıkmıyor. Türkiye sonlarda. Yani böyle sondan ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu civarında işte 180 ülkede, 163 ülkede çeşitli istatistikler var. Hep bakıldığında işte siyasi yaşamda, çalışma yaşamında, işte sağlıkta, şiddette bakıldığında Türkiye ne yazık ki örneğin Türkiye ekonomik düzeyde bakıldığı zaman ilk onlarda 20'lerde yer alırken kadınlar ve kadınlara yapılan ayrımcılık düzeyine bakıldığı zaman gerçekten sonlarda yer alıyordur. Ve kadın haklarının daha ileride olduğu diye düşündüğümüz ülkelerden çok çok gerideler. Yani bugün bu arada Birleşmiş Milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair sözleşmenin altında da imzamız var. Tabii ki, tabii ki. Sözleşmenin altında imzamız var. Tabii ki çeşitli şekillerde aslında bu imzanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz senelerdir. İşte raporlar yazıyoruz, çeşitli çalışmalar yapıyoruz, işte eğitim programları, yasal düzenlemelerde bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Ama yine de endekslere bakıldığı zaman ne yazık ki Türkiye çok gerilerde. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu çok cevabı uzunca verilmesi kesinlikle gereken bir soru biliyorum ama kısa bir değerlendirme yapmak gerektiğinde nedir bunun kökeninde yatan sebepler? Açıkça söylemem gerekirse biz yazdığımızı hiçbir zaman hayatımıza geçirmiyoruz. En temel şeylerden, nedenlerden bir tanesi bu. Hep şunu söylüyoruz örneğin şiddetle ilgili işte biz yasal düzenlemeleri yaptık. Her türlü yasal düzenlememiz var. Batılı ülkelere çok yakınız artık. Hatta onlardan bazı konularda daha iyi noktalardayız diyoruz. Ama o yasal düzenlemelerin uygulamaya geçiş noktasına geldiği zaman ne yazık ki uygulamıyoruz. Bundan önceki kader çalışmalarına ya da siyasi yaşamda kadınların olması için yapılan çalışmalara bakıldığı zaman da aslında hep zamanının önünde şeyler istenmişti. Ben yine hani bu kampanyanın da öyle olduğunu düşünüyorum ama bu bizim istediğimiz. Biz %50 olmalıyız. Yani eskiden %33 falan diyordu.